Evet, herkese merhaba, iyi akşamlar kanalıma. Hoş geldiniz. Sonunda bir açılış videosu yapıyorum. Bu vlog nasıl başlar bilmiyorum. Hani sonuna ne getiririm, başına ne getiririm hiç bilmiyorum. Ama şunu söylemek isterim ki bu videoda saçımı yenilediğimi zaten şu andan itibaren görüyor olacaksınız. O da şöyle, saçımı zaten boyatmak istediğimi daha önceki videolarımda söylemiştim. Birkaç haftadır, daha doğrusu birkaç aydır işte yaşadığımız şeylerden dolayı çok erteledim. 1,5-2 ay boyunca. Ertelediğim şeylerin sebepleri geçti mi, unuttuk mu? Hayır, unutmadık. Sadece hepimizin yeni şeylere ihtiyacı vardı ve ben de bunun bana iyi geleceğini düşünüyordum. Bu bir adımdı kendim için. Herkesin yaşadığı olaylar dışında kendim de zaten kötü günler geçirmiştim. Bir önceki videomda paylaşmıştım. Kafamı dağıtacak başka şeyler bulmak için, meşgale bulmak için ben de böyle bir şey yapıyorum. Herkesin farklı şeyler yaptığı gibi. Ben saçımı 3-4 yıldır tanıdığım Bayram Bey'i boyatıyorum sürekli. Kendisini Sasha Semih'te de bulabilirsiniz. Bursa'da yani. FSM bulvarında. Sasha Semih'te çalışıyor dediğim gibi. 3-4 yıl önce tanışmıştım kendisiyle. Saçımı çok çirkin bir sarıdan kurtarmıştı. Sadece 24 saat bile duramamıştım o sarıyla. Başka biri yapmıştı. Aynı yerde çalışıyorlardı. Tabii ben o zaman Bayram Bey'i tanımıyordum. Başkasına yaptırmıştım orada. Mahvetmişti. Yani öncesini koyarım bulabilirsem. Şuraya veya şuraya. Görürsünüz. Bayram Bey'in o saçı çevirdiği halini de koyarım. Toparladı. Çünkü 8'de ben kuaförden çıkmıştım. O beğenmediğim kuaförün yaptığı saçın bitiminde. Saat 8'de çıkmıştım. Ertesi gün sabah 8'de tekrar aynı kuaföre gittim. Sahibini tanıyordum zaten. Sahibine yazdım. Böyle böyle bir durum var. Hani abla hiç beğenmedim. Skandal bir durum falan. Ertesi sabah işte gel hadi de Bayram Bey ilgilensin. Senin saçını o yapsın. Düzeltmeler yapsın falan filan. Neyse gittim. Ertesi sabah 24 saat bile değil. Bakın tekrar söylüyorum. Hemen düzelttirmiştim. Ve o günden itibaren Bayram Bey benim ne istediğimi hep bildiği için hep Bayram Bey'e gittim ve ne zaman o koltuğa oturduysam hiç de şaşırmadım. Her zaman memnun kaldığım şekilde kalktım. Her zaman hayal ettiğim şekilde kalktım o sandalyeden. O yüzden önerimdir, mutlaka gidin derim. Şimdi kendi saç hikayemi, bu dönemki hikayesini anlatayım sizlere. Ben saçımı düğünde koyu bir renge boyamıştım. Yani dibimdeki renge, kaşlarımın rengine boyamıştım. Hafif ombreler falan vardı böyle artık uçlarında. Ben hani ombre falan ya da röfle falan yaptırmak istemedim açıkçası. Çünkü düğün benim için bir masumiyetti ve özü temsil etmeliydi. O yüzden ben de o hani sarışınlık vesaire yapaylığın hepsini ortadan kaldırıp kendi öz halimle o gelinliği giymek istedim. O yüzden saçlarımı o zaman kendi dip rengime boyatmıştım. Tabii şeyde de açılmaya başladı. Balayına gidince de sahilde vesaire biliyorsunuz ki güneş saçı her zaman açar. Saçım açılmaya başladı orada. Tabii benim hafif o sarılıklar falan yansımaya başladı. Dibinde daha önceden olanlar vesaire. Ondan sonra o sarışınlığı özlediğimi fark ettim. Tabii aylar geçti yani ben 7 aylık evliyim herhalde şu an ortalama. O yüzden artık 7. ayın sonunda hani ben o sarı halime ufak bir de olsa bir ışıltı olsun falan o halime dönmek istiyordum. Bayram Bey'le görüştüm. Benim bir önceki videolarımda da görürsünüz ya da belki bu videoyu bu hafta çektiğim diğer video klipleriyle birleştirirsem eğer orada şöyle bir ayrım göreceksiniz. Hatta hangi videoda diyeyim, hangi klipte? Muhtemelen Mart alışverişlerimi anlattığım videoda çok net belli oluyor. Yine böyle konuştuğum bir video çünkü. Aynen böyle saçım ortadan ayrık duruyor. Şurada gördüğünüz şu kısımda, şuradan iki parmak, buradan iki parmak orijinal saç rengim şöyle gözüküyor. Geri kalan da normal boyu olarak kalmış. Yani bir de zaten beyazların falan çıktığı için o da çok çok farklı renk gösteriyor. Yani bir sürü renk gösteriyor. O da çok kötü bir görüntü bence. Çok karmaşık bir renk. Çok karmaşık bir görüntü. O yüzden ben artık ondan bir temizlenmek istemiştim. Arınmak istemiştim. Bayram Bey'e gittim. Bayram Bey de bana dedi ki şey ma saçını şu anda da ben senin yaparım. Yani bir günde de bu işimi bitiririm. Ama sen bana muhtemelen 2-3 yıkamandan sonra bir ayı bile bulmaz. 2-3 yıkamandan sonra gelirsin. Bayram ne yaptın benim saçıma dersin dedi. Derim biliyor çünkü. Şöyle çünkü bunu söylemesinin sebebinin de şu olduğunu söyledi. Senin saçında çok fazla renk tonu var. Ben senin istediğin sarıya ulaşırım ama aktıkça dibinden yine farklı farklı tonlar çıkacaktır dedi. O yüzden gel dedi biz senin saçını önce bir açalım.
O eski rengi bir kussun, kendini atsın. Ben yeni bir temiz bir boya süreyim. O boyanın üzerine 15-20 gün bekleyelim. Saçım biraz dinlensin. Sonra da ben bir cila atıp ya da tekrar gerekiyorsa boya atıp üzerine de bir balyaj atayım dedi. Benim istediğim forma getirebilmek için. Benim istediğim form ne? Onun bir fotoğrafı yok. Yani fotoğrafı yok, video halinde var çünkü, öyle söyleyeyim. Bir hanımefendi de çok beğenmiştim. Instagram'a denk geldim. Bunu yaptırmak istiyorum dedim. Bayramda sana olur dedi. Ama işte birkaç aşaması olduğundan bahsetti. Yani benim saçım iki aşamada yapılmış olacak. Bir ay içerisinde bitmiş olacak saçlarım. Evi boyuyormuşuz gibi bir şey. Belki diyor bu ne ya, evi mi boyuyoruz falan diye. İki gün, hani bir ay boyunca mı sürecek bu falan. Ama bence güzel şeyler her zaman zaman alır. Boş yerim, bu da zaman alsın. Sonu güzel olsun, mutlu olalım diye düşünüyorum. Şimdi yani o yüzden saçlarımı kumrala boyadık. Şu an belli oluyor mu bilmiyorum ama birazdan hiç antredeki, içerideki boya aynasından size gösteririm rengini. Orada daha ışık, daha net vuruyor. Gün ışığında zaten apayrı güzel duruyor. Şu anda böyle açık bir kumrala boyadık. Kaşlarımı da hiç ellemedim. Şöyle görebilirsiniz. Hiç boyattırmadım. Boyatma işlemini saçlarımda balyaj yapacağı zaman, saçı belki tekrar boyayacak ya cila atacak demiştim ya. İşte o aşamada bir kaşlarımı boyayacağız. Ufak kırıklarımızı alacağız. Çok kestirmeyi düşünmüyorum, kıyamıyorum çünkü biraz uzasınlar istiyorum eskisi gibi. Uzun saçta kullanmayı seviyorum. Bence saçı zengin gösteren asıl kısa saç zaten. Yani onu Berkay'ı bir ikna etsen, Berkay asla ikna olmuyor. Aşkım saçın uzun kalsın falan. Ben de kısa saççıyım aslında baktığımız zaman. Bilmiyorum yani. Uzun saçım benim yani şudur. Bu maşalı hali, yani kırık fönlü hali zaten. Maksimum şu kadar uzun olmalı. Daha fazlası bence çok çirkin bir görüntü. Hani tabii düşünce yapısıyla da değişir ama benim nazarımda öyle. O yüzden ben çok uzatmayı sevmiyorum. Durum bundan ibaret. Birazdan da zaten size gösteririm. Başka söylemek istediğim şu an boyayla ilgili bir şey yok. Var. Şöyle bir şey var. Bayram Bey ile konuşacağım. Sizler için de %10 veya %15 bir iskonto isteyeceğim. Bir indirim talep edeceğim. Eğer olursa bir kupon talep edeceğim. Eğer olursa sizlerden paylaşırım. Bu şekilde çok heyecanlıyım. Ayın 20'sinde Bayram Bey ile tekrar bir araya geleceğiz. Saçlarımı yenileyecek. Çok yoğun ve çok kalabalık olduğu için o aşamaları ise çekemedim. Belki ayın 20'sinde sakin olursa eğer o videoları da o aşamaları da size gösteririm. Keyifli olacağına inanıyorum. O yüzden heyecanlıyım. Size bu heyecana katmak için sabırsızlanıyorum. Kuponu kullandırmak için de sizlere çok heyecanlıyım. İnşallah öyle bir opsiyonumuz olur. İnşallah sizler de bunlardan faydalanmış olursunuz. Bursa'daki arkadaşlarım için söyleyebiliyorum. Başka türlü, yani Bursa'daki beni takip eden kim varsa veya yakın veya uzak veya buradaki mecradaki yakın arkadaşlarım bilmiyorum. Kim varsa umarım faydalanabilirler. Şimdilik bu kadar söyleyeyim. Bu videoyu burada kapatayım. Sizleri seviyorum. İyi akşamlar diliyorum. Hoşça kalın. Saçımın tonu biraz burada belli oluyor gibi ama bilemedim. Maşası da çok iyi ya adamın. Çok iyi değil mi gerçekten bu maşa? Ben mi beğeniyorum yani? Kırık fön maşa da değil açıkçası. Bence mükemmel. Çok güzel. Ben çok beğeniyorum. Evet, herkese merhaba, iyi akşamlar. Şimdi Serhoş'umla buluşacağım. Daha doğrusu ufak bir toplantımız var onunla birlikte. Berkay ve Serra'nın iş yerinde. Daha doğrusu aile şirketinde bir toplantımız olacak. Onlarla buluşacağız birazdan. Ben de şöyle bir hazırlandım. Daha doğrusu hazırladım da bir makyajımı bir tazeledim. Bir kamerayı açayım dedim sizlere. İş yerinden birazdan çıkacağım. Ortalama bir 10-15 dakikaya Berkay beni almaya gelir. Böyle ben de hazırlanmışken size bir kamerayı açayım dedim. Diplerimiz yapıldı biliyorsunuz. Saç işlemlerimiz yapılmaya da devam ediyor bu hafta için. Bir cila ve bir boyama işlemi daha olacak. Son bitim aşaması olur muhtemelen. Ben sonra yine revize ediyor olurum. Şimdi kapatayım, Berkay arıyor arkadan. Evet, Podium Express'e geldik. Şimdi burada bir yemek yeriz. Sonra sizi yine update ederim. Berkay bir merhaba de bakayım. Merhaba. O kadar alakasız ki şu an benim konumla.
Ya git ya sen her yerde ellerini gösteriyorsun bu arada, biliyor musun? Yemek yaparken de herkes senin ellerini görüyor. Mikrosantra geldik şimdi. Birkaç bir şey alacağız. Badem süt alacak Berkay. Bakalım biraz güzelim, size de update ederim. Buraları göstermiş olurum sizlere de. İleriden diye ileriden olduk. Yıkılarımızı düzeltiyoruz. Aşkım senin bir fotoğrafın var, yani bizim bir fotoğrafımız var. Orada senin şu yakan şöyle durmuş. O kadar sinir oldum ki orada nasıl görmemişiz diye. Fethiye istasyonu hemen yanında Fethi Yaza var. Onun çekimi... Bizim standart kanalı. Biraz zoomlayalım Berkay'cığım. Şurada fotoğraf koyulması gereken iki çerçevemiz var. Berkay'cığım eğer düğün fotoğraflarını ayarlarsa artık oraya iki tane bir düğün fotoğrafı koyalım diyorum Berkay'cığım. Ne dersin? Bayağıdır görüşmedik şimdi. Birlikte bir hepimizden kalktık. Başka bir yere oturduk. Piyeta mıydı buranın adı? Piyeta diye bir yerdeyiz. Bu şekilde. Gamze. Ayrıca hanımcığım. Baş tacımız. Şeyma hanım. Küçük kızımız. Asiye ablamız. Başta da söylediğim gibi milletvekili. Yeni açıldığında gelmişim. Ben de bilmiyorum ya, ben yeni geldim. Yeni açıldım. Arkadaşlar konuşuyor. Şurada. Tamam. Bekleyin. Bayram Bey'cim. Hepsini karıştırmıyorum Bayram Bey'cim. Tanımış olsunlar seni ama. Niye? 5 dakika, 7 dakika mısın? 5 dakika. Biraz şey tabii, cesaret istiyor biraz. Yani ilk uyandığın bir halini. Şey yok, yani biraz yani. Şey şöyle bir şey bence. Mesela ben evde de çekiyorum videoyu. İlk uyandığım halimi de görüyorlar. Hazırlanıp dışarı çıkmış halimi de görüyorlar. O da biraz cesaret istiyor yani. Herkes şey. Evde uyanmış halini çekmez mi herhalde? Çekiyorum da. Çekiyorum yani. Var videolarımda. Hoşuma gitti. Ne oldu? Semih Bey mi? Evet. Tanışmış olduk.
bence sadece boya değil, sana töne de gelmeleri lazım. Bu ne böyle ya? Ve 3 gün 4 günde gidiyor. Ben videolarımda gösterdim. Yıkama dedin ya bana. Videolarımda da anlatıyorum. Bakın yıkamadım ama sen hala gitmedi falan diyorum yani. O kadar memnun kaldım. Hiç bozulmuyor. O yaptığın bir senin hareketin var ya, sihirli hareketin. Bence onunla alakalı bir durum bu. Hem de fön, çektiğin fönle de alakalı tabii. Tamam, bana böyle konuştun mu? Kamer öldü. Görüşüyoruz. Burada da böyle görün istedim. İnanılmaz güzel. Pazartesi günü işlemin sonu hali de olacak. Bu biraz cila atılmış hali. Cila ve fön yaptık şimdi. Pazartesi de balyajlarıyla birlikte olacak diye düşünüyoruz. Şu an Berkay'ı bekliyoruz her zamanki gibi. Saçlarımı boyattım bilmiyorum, gösterdim. O da baya karanlık tabi görünmüyor. Yani Berkay'ı bekliyoruz anlayacağınız. Şu an durumlar bundan ibaret. Berkay bir gelsin. Kayınvalideme geçeceğiz birlikte. Biraz sohbet edeceğiz, çay falan içeceğiz. Muhtemelen saat ama 9.30-10 oldu yani. Gelirse eğer gideriz, gelemezse ne olacak ben de bilmiyorum. Bekliyorum hala Berkay'ı. Böyle size bir update edeyim. Çok sıkıldım çünkü açayım bir kamerayla falan konuşayım dedim yani ben de. Durumlar böyle, bir görüşmesi var. Onun için güzel bir görüşme. Hadi tamam bekleyeyim seni dedim ben de. Ama ben de çok sıkıldım yani, inanılmaz derecede sıkıldım hatta. Öyle. Bekliyoruz Berkay Bey'i, bakalım ne zaman gelecek. Bekliyoruz. Beklemedeyiz. Berkay'ı akşam bakımına ikna ettim. Ne yapıyoruz? Makyaj temizliyoruz. Berkay Bey ne yapıyor? Diş fırçalıyor. Senin makyajını temizleyelim mi? Arkadaşlar yorulduk bugün fazlasıyla. Berkay Bey tam olarak 1,5 saat arabada bekledim. İnanır mısınız? Berkay, arkadaşlar beni ekle. 1,5 saat boyunca Berkay'ı arabada tek başıma bekledim. Hayır değilsem yanımda Starbucks uzay falan var. Giderim orada bir şeyler yer içerim yani. Araba da açık, arabayı da bırakamıyorum. Böyle de bir olay. Halbuki sorun aklıma geldi, arabanın yedek anahtarı bende vardı. Ama çok zor aklıma geldi gerçekten. Yoksa kendim o çin işgalcisi çektim. Neymiş konusu Berkay Bey'in? Orada futbolcularla görüşmesi vardı Crown Plaza'da. Beyefendi beni 1,5 saat ekledi. Yani sorsanız Şeyma mı futbolcular ne futbolcular der yani. 1,5 saat oldu. Çünkü. Senin de öyle zaman lazım çünkü milli takım. Ben hiç öyle bir şey diyemem arkadaşlar. Tipime bak. Hiç de öyle diyemem. Kusura bakmasın. Milli takım Bursa'mıza gelmiş. İyi ki geldiler. Bence keşke gelmeseniz 1,5 saatime mal oldunuz. Ne alaka? 1,5 saat arabada bekledim seni Berkay. Ya tamam da milli takım bu. Ben yorum yapmıyorum arkadaşlar. Hala görüyorsunuz milli takım bu diyor. İnsanlar da beni en iyi şekilde anlayacaklardır bence. Bence şu an kimse seni anlayamaz yani. Bir kadını 1,5 saat bekletmek ne? Hadi bunu açıkla ya bize. Açın, ne yapıyorsun? Bize açıklar mısın? 1,5 saatin bana nasıl geri ödeyeceksin? Senden 1,5 saatimi aldılar benim. Ödeyeceğim dedim zaten ben sana. İyi tamam. Tamam. Tamam, bu huysuzluğumu geri alıyorum. Evet, yanıma gel. Hayır gitme. Gitme. Hadi. Kaçtı arkadaşlar. Neyse biz bunu sürelim. Sürelim sürelim. Sürelim ne ya? İşte anladınız siz beni. Böyle bir yüzümüze bakalım. Bu ayna benden bayağı yukarıda duruyor. Ben aslında ebeveyn banyosunda cilt bakımlarımı yapıyorum. Duştan sonra veya duştan önce artık neyse, kafama ne esiyorsa. Ondan sonra tenime bu arada makyaj sürmediğim için direkt bu toneri sürdüm. Ama şimdi böyle burası daha büyük, daha rahat bir hareket alanı olduğu için buraya geleyim dedim. Cilt bakım videosu gibi bir şey oldu bu şu an ama burada bir, yani bunu bir cilt bakım videosu denebilir mi? Minimal bir şey olabilir belki ama yani cilt bakımında kullandığım bütün ürünler bunlar değil ama şu anda dayanamam. Tüm cilt bakımları kullanacak potansiyelde güç hissetmiyorum kendimde. Belki yarın akşam yapabiliriz. Daha erken evde oluruz biz muhtemelen. Yarın akşam 5 gibi eve gelmeyi düşünüyoruz. İşlerimiz planladığımız gibi giderse 4-5 gibi.
Geleceğiz inşallah. Eğer olursa bakacağız. Yani temizlenmiş yüzden bile fondöten olmamasına rağmen şöyle bir sarı bir görüntü çıkıyor. Günün tozu bu işte arkadaşlar. Neyse yani ben bir bunu kullanıyorum. Bir de aynı markanın toniğini kullanıyorum. Şöyle bir tokam var. Hemen şu tokayla saçlarımı bir topluyorum. Şöyle bir ıslattım önce. Biz Berkay'la Nivea'nınkini kullanıyoruz. O da çok kullanıyor bunu. Şu an burada bunu yapıyor olmasa da. Şöyle üzerine pompayla sıkıyorum. Şu an çok böyle bir şey yapmayı planlamıyorum yüzüme. Bir arada da benimle hazırlanan gibi bir video çekmeyi düşünüyorum zaten. Şu an biraz komik olmuş olabilir. Bence yeterli. Bunu burada kapatıyorum. Bir yüzümü yıkayıp hızlı geleceğim. Şu an bu haldeyim. Bayağı cildim arındı gibi. Ben bunu bittikçe alıyorum. Şu Misha'nın bu inci özlü bir maskesi. Ama ben bu maskeyle uyuyorum açıkçası. Yüze bir zararı yok. Aksine yumuşacık yapıyor yüzü. Yüzünüzde beklemesi şart çünkü. Çok yanlış şeyler olmuş buralarda. Bununla uygulama yapacağım arkadaşlar şimdi. Bunu önce bir yıkayacağım ama. Şöyle ucundan şu kadarcık aldım. Bir şuraya, bir şuraya. Biraz daha aldım ve şuraya. Bayağı uzun ömürlü bir şey yani. Ben bunu çünkü haftada bir yapıyordum genelde. Yukarı yönlü. Ama sürekli öyle sürüyorum. Oruçluyken çok sürmüyorum. Canım çok istemiyor açıkçası ama bazen de böyle oruçlu olduğumuz zaman çok susadığımız ve su içmediğimiz için dudaklar, yüzler falan çok kurur ya. İşte o yüzden mecbur bazen sürüyor. Böyle ağzımın tadı gelsin istemiyorum çünkü oruçluyken. Ama yine böyle sürüyoruz. Sürekli benim hep böyle. Bütün gün böyleyim. Artık alıştım çünkü. Bayağı parladı cildimiz. Bu haliyle bile bayağı parladı. Ki ben normalde serumlar falan kullanıyorum zaten. Onları da artık bir sonraki videoda göstereyim. Çünkü çok yorgun, çok yorucu bir gün geçirdim. İnanılmaz yorgun gözüküyorum ve yorgunum da zaten. O yüzden bence bunu burada böyle kapatalım. Burada bitsin. Zaten bir önceki pazar yani bugün günlerden salı. Yarın salı, bugün pazartesi. Geçtiğimiz pazar günü zaten bir şey yayınlamadım. İçimden çok gelmedi açıkçası. O yüzden artık bu 1-2 gün içerisinde belki çarşambaya kadar yetiştirsem bir video atacağım arada. Yetiştiremezsem kalsın ama ne yapayım dediğim bir dönemin içindeyim açıkçası. Bir saçımı bayattım biliyorsunuz. Şu anki hali o hali zaten. O videoyla ilgili bir şeyler var. Bir de birkaç alışveriş falan yapmıştık ufak çaplı. O var. Belki onu eklerim ya da eklemiş olurum bilmiyorum. Ya da ayrı bir videoda görürsünüz onu da bilmiyorum. Artık edite göre nasıl birleştireceğim, kaç dakika olacak bilmiyorum. Çünkü duruma göre bölerim veya bölmem, hepsini birleştiririm belki de. Durumlar böyle. Çok yorgunum dediğim gibi. Şimdi ben kaçayım, güzel bir uyku çekeyim. Sonra haberleşiyor oluruz. Belki hani biraz uğraşıp uyuyacağım. Çünkü görüşmek üzere. Hoşçakalın. Evet, herkese merhaba. En son saçımın halini gösterecektim. Öyle kaldı. Saçımın rengi en sonunda bu hale oturdu. Size bunu göstereyim. Geçişleri falan çok güzel oldu. Bu şekilde. Dediğim gibi şöyle bir kestik uçlarını. Şu an biraz fönü gitti. Ben topladım çünkü saçlarımın şekli bozuldu ama yani uçlarını da anlayacağınız gibi kat kat kestirdim içe doğru. Bu şekilde duruyor. Gayet güzel. Ben şu anlık memnunum. Karamele çevirdik. Biraz daha sarımtıraktı. Onu aldırdım ben. Biraz daha karamel tonlarını seviyorum çünkü. Bir cilayla toparladık yani saçı. Gayet memnunum. Şu an için bir problem yok. Akar aktığında ne oldu bilmiyorum ama cilaya zaten gideceğiz hep birlikte yine. Bir bakım gerektiriyor hale. Çok açıcı uygulandığı için. Gerçi bir bakım uygulandı ama muhtemelen
Bir ayın içerisinde bir daha bir bakıma giderim. Keratin bakımı uygulattıracağım tekrardan. Durumlar böyle. Saçım rengi bu. Şimdi 2-3 tane tabak aldık. Onlara da bakalım. Sonra ben bu videoyu artık kapatayım. Hatta Suud'dan da bir siparişim vardı. Onunla birlikte bakalım. Onları da göstereyim size. Sonra kapatırım artık bu videoyu da. Saçım rengi gayet güzel oldu. Netlerse tabii. Kaşlarımı hala aldırmıyorum. Çünkü bayağı incelttim fark etmeden onları. Biraz toparlansın istiyorum açıkçası, bakalım. Evet, şimdi size aldım dediğim tabakları bir göstereyim diyorum. Birinci tabaklar şunlar. Ben çok beğendim. Yani bunu daha doğrusu ilk Berkay bana gösterdi. Bak bunlar da güzelmiş falan dedi. Öyle fark ettim. İki tane aldım ben bunlardan. Çünkü ben zaten günlük ve gerilik olarak takımlarım vardı. Ben böyle arada ikimiz baş başa olduğumuzdaki çoğunlukla ikimiz baş başayız. Böyle farklı yemek tabaklarında yiyebileceğimiz tabaklar arıyordum. Böyle bir tabak buldum. İşte bundan iki tane aldım. O yüzden şöyle. Bunların ikisini çok beğendim. Şöyle size de göstereyim. Bu da böyle. Bunlardan iki tane aldık dediğim gibi. Bunlar yıkanacak. Sonra asıl çok beğendiğim. Biz uzayda falan yemek yiyoruz dönem dönem ara ara. Orada ben onların makarna tabaklarına bayılıyorum bu arada. Onların makarna tabaklarını buldum. Diyeceksiniz ki bunu nereden buldun? Böyle tabakları bir sürü tabak çanak satan bir yer var. O yerde şöyle muhtemelen evde tek tut kalmış depolu ya da işte ne bileyim bir harfi atıyorum markasının bir harfi eksik olan. Dediğim gibi defolu olan ürünler. Yani bazen aralarında güzel şeyler de çıkartabilirsiniz ki biliyorsunuz ben normalde şanslı değilimdir böyle konularda. Daha önce anlattığım videolarda biliyorsunuz. Ama orada o iki tane alacaktım alırsam zaten dediğim gibi. Tabakları buldum. Onlar da şu. İnanılmaz güzel. Yani şunu dekor olarak bile kullanırsınız öyle söyleyeyim. Buna meyve koyabilirsin, salatanı da koyarsın, işte makarnanı da koyarsın, spagettini koyarsın, noodle yiyoruz çok, noodle koyarsın vesaire. O yüzden bunu çok beğendim. Bundan da iki tane aldım. Şöyle göstereyim size. Çok ama çok beğendim yani. İşçiliğini görürseniz zaten anlarsın ki ben dediğim gibi uzaydaki bu tabaklara bayılıyorum, yemek tabaklarına. O yüzden bunları almak istedim. Bunları da böyle almış olduk. Onun dışında İki tane de ben kahve içmeyi çok seviyorum evde. Yani sütlü kahveleri içebiliyorum daha doğrusu. Daha önce de söylemiştim sütlü kahveleri severim. Daha çok çaycıyımdır ama. Onun yanı sıra ben de şu aralar bayağı şeye taktım. Kahve içiyorum ama marshmallow koyuyorum üzerine. Çok güzel oluyor tatlı sıcak kahvenin üzerine. İyi gidiyor. Ben de o marshmallowları koyacak şöyle bardaklar buldum orada. Yani çok esprili geldi bana şu kenarları bardakların falan. O yüzden bir Berkay'ı aldım. Bir kendimi. Bayağı ben renkli şeyler sevmem bu arada. Yani hiç böyle renkler benim tarzım değildir. Elimden de anlıyorsunuzdur yani. Siyah beyazcıyım genelde. Griciyim falan. O yüzden böyle renkli şeyler beni biraz mutlu etti. Enerjimi de yükseltti. En azından dedim ben de böyle tabaklarımda falan bunları böyle kullanabilirim. Ya da balkonumda atıyorum dekorasyonumda falan kullanabilirim diye düşünüyorum. O yüzden böyle bardaklar aldım. Şuralar benim çok hoşuma gitti. Yani bunları ne kadar aldım, yani çok komik bir rakama aldım öyle söyleyeyim. Bu bardakları 15 TL'ye aldım. Yani ben denk getiremem normalde, tekrar söylüyorum yani. Şunların tanesine 50 TL verdim. Yanlış hatırlamıyorsam ya 85'ti ya 90'dı ama 90'dı diye hatırlıyorum. Bunların da fiyatları 90 TL. Ama yani bu 120 dese alırım yani, öyle söyleyeyim. Zaten daha fazla ederim. Araştırırsanız 300-350 liraya falan satılıyor bu tabaklar normalde. Bilmiyorum ya, bu tabak benim favorim yani. Hepsini severek aldım ama bu ayrı. Bir tabak seti daha var orada aklımda ama o çok defoluydu. Ve ben de bunlarda hiç defo yok bu arada. Yani ayıkladım aralarını öyle söyleyeyim. Şansıma denk geldi. Alacağım 2-3 tane daha şey vardı gözüme kestirdim ama onlar defolu çıktığı için onları almak istemedim. O yüzden böyle biraz renkli çalıştık biz de bugün Berkay'la. Yani toplam 300-350 civarı, 400 civarı bir rakam ödedik yani, öyle söyleyeyim. Böyle
Bunları aldım. Bir de Suud'dan bir alışveriş yaptım. Onu da gösteririm birazdan size. Sonra artık videoyu komple kapatırız diye düşünüyorum. Çünkü bu video da çok uzadı. Saçtan bir başladık maşallah. Hiç sonu bucağı yok. Artık o kadar da yorgunum ki yani ne kadar konuşsam da hani böyle acaba aktarabiliyor muyum kendimi verimli bir şekilde diye düşündüğüm için çok da uzatmak istemiyorum. Böyle saçım burada ışıkta daha farklı gözüküyor gibi. Yani ben beğendim ya. Yani ilk attığı cila içmesinmemişti Bayram Bey'in. O da dedi zaten bu renk sana gitmiyor bence. Sana biraz daha böyle karamellik katalım falan dedi. Sonra ikinci cilaya gittiğimde zaten direkt toparlandı. İstediğim rengi buldu. Bulamayacağımız bir renk olduğunu düşünmüyorum zaten onunla birlikte. Onunla bir problem yok. Saçımda dediğim gibi verirli kestirdim. Kendi fönümü çektim bu arada. Bu fön kendi fönümün ama tabii saçımı topladığım için biraz fönde karıştı. Uçları falan biraz tuhaf duruyor topladığım için saçımı. Durum bundan ibaret. Biraz kaşım çıksın, bir de kaş alımına gideceğiz. Onu da gösteririm size. Yani bayağı güzel olacağını düşünüyorum bu kaşların. Toparlıyor çünkü bayağı kendini. Bekliyoruz. Sarımsak falan süreceğim en sonunda. Yani radde oraya gelecekmiş gibi. Bu konuyu da burada kapatıyorum. O zaman Suud'a geçelim. Sonra dediğim gibi videoyu kapatalım. Bir de size son bir şey daha kapatalım derken sürekli konuşuyorum. Bir de diyorum ki Ramazan'da bir gün olarak seçelim. İşte iftara ne hazırlıyorum, sahurda ne yiyoruz. O hallerimizi görürsünüz diye düşünüyorum. Çünkü biz bayağı oruç tutuyoruz yani. O konuda bir problem yok ama en azından bunu da hani size de böyle katmış olurum. Çünkü burada hep alışveriş yani sadece buna teşvik etmiyoruz ya da ne bileyim işte gezdiğimiz yerlere teşvik etmiyoruz. Ben yeri geliyor sabah namazımı da kılıyorum. Yeri geliyor orucumu da tutuyorum. Bunlar da bence burada paylaşılmalı. Bence böyle şeyler paylaştıkça çoğalır. Paylaştıkça birbirimize destek oluruz ya da örnek oluruz diye düşünüyorum. Bu konularda nasıl birbirimize örnek oluyorsak ya da teşvik oluyorsak o konuda da olabileceğimizi düşünüyorum. Bence bunlar da yapılabilir. Neden yapılmasın? Durum bundan ibaret. Bence o konularda biraz birlikte vakit geçirerek görebiliriz, tartabiliriz, biçebiliriz, örnek alabiliriz, uydurabiliriz hayatımızı birbirimize en azından bazı anlamlarda. Faydam olursa ne mutlu bana diye düşünüyorum. Yani dediğim gibi sadece bu konularda örnek olmanın veya bir şeyleri göstermenin pek bir mantığı yok. Asıl hayat bu değil diye düşünüyorum bir yandan da. Bununla birlikte bu konuyu da burada kapatıyorum. Hemen Suud alışverişine geçiyoruz. Evet, son olarak bir Suud alışverişimiz var. Ben tabii bunu açtım, bir kontrol ettim haliyle. Şimdi de birlikte bakalım, sonra bunu artık yerine yerleştirelim. Trench coat almak istiyordum. Çünkü kendi trench coat'umu böyle Zara'dan almıştım ben kendi trench coat'umu ama o zaman tabii ne akla hizmetse ince kumaş almıştım. Oturduğumda kırışıyor. Oturuyorum kırışıyor. Öyle saçma bir durum vardı. Artık inanılmaz bunalmıştım açıkçası onun o kırışıklığından. Hani sanki böyle ütülemeden çıkmışım gibi falan yani öyle bir görüntü vardı. Neyse sonra ben dedim ki hani hem modelinden sıkıldım çünkü 2-3 sene oldu ben bayağı kullandım. Dedim ki bunu dolaba yükleyeyim, satayım. Daha sonra da farklı bir trench coat alırım dedim. Şimdi bu aldığım trench coat'u göstereyim size. Duruşu nasıl gösterebilirim ki? Suud'un kalitesini Öykü diye takip ettiğim bir kız var. Ondan biliyorum yani. Bak yani o geçen sene miydi, bir önceki sene miydi ne paylaşmıştı. Benim SS'lerimin arasında duruyordu yani. Hani kaydettiklerimin arasında, SS'lerimin arasında duruyordu onlar. Beğendiğim şeyleri böyle bir kaydediyorum. Eğer duruyorsa alıyorum, alacağım zaman vesaire. Yani muhtemelen bu o seri. Ve bu duruyordu yani. Beğendiğimde herhalde bu odur diye düşünerek aldım. Kimla rengi seviyorum zaten. Ben yeşil renk falan beğeniyorum ama her şeye gidebileceğini düşünmediğim için camel rengi aldım her zamanki gibi. Çünkü o siyahla da uyuyor camel, klasikle de uyuyor, sporla da uyuyor ama bence haki dediğimiz yeşil çok klasikle uyan, klasik modeliyle uyan bir şeydi. Bu benim düşüncem tabii ki de. O yüzden camel'ı tercih ettim. Şuraya, muhtemelen şu tarafa bir yere fotoğrafını koyuyor olurum. Ürünü de görürsünüz. Linkini de aşağıya ekliyor olurum ya da Instagram'dan bakabilirsiniz. Son aldıklarımı linkliyorum zaten. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bu videoyu bence artık kapatalım. Saçlarımın son halinde gördüyseniz, şöyle kaşlarımı gördükçe sinirlerim bozuluyor ama neyse az kaldı. Takıntı haline geldi çünkü burada. Bana bak, ben ona baktıkça böyle normalde şöyle dümdüz duruyor olması lazım ama durmuyor şu an. Tamam, sorun değil. Saçlarımın renginde gördüyseniz eğer burada bu videoyu mis gibi kapatalım. Sizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Araya
10 gün girdi. Bunun için özür diliyorum. Bir sonraki videoda bu kadar uzun olmayacak. Çünkü pazar günü elimizi baştan aşağı temizliyoruz. Ve bu sefer tek değilim. Ablamızla birlikte temizlik yapacağız. O aşamaları da size çekerim. Camlarımız silinecek, bahar temizliği olacak ve bayram temizliği yapacağız evin içinde. Biraz erken yaptırıyorum. Çünkü zamanlama, iş vesaire. Bir de biz böyle bayramlaşmayı bana gelecek. En küçük ben olduğum için ya da Berkay olduğu için. Bizim daha çok gezeceğimiz bayram olduğu için. Biz biraz daha önden yapıyoruz. Çünkü çok ihtiyaç var ev için, camlar için vesaire, balkon için. O yüzden biz temizliğimizi önden yapacağız. O aşamaları da çekiyor olacağım. Belki o gün iftarı ve sahurda çekebilirim. Belli değil, hiçbir şey için söz vermiyorum bu iftar sahur konusunda ama temizlik vlogumuz gelecek. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı, like'lamayı unutmayın. Görüşmek üzere.